Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarını 26 Kasım 3 Aralık haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun inşallah. Peki kahve falınızda neler çıkmış? Hemen bir açalım ve bakalım. Bakar mısınız? Bazen şey diyorum, acaba böyle iş ve para olarak gün gün ayırmasam da direkt konuyu da mı anlatsam? Ama para hanesinde de oldu mu? İlişki diyemiyoruz buna. Şimdi para ve iş konuları gördüğünüz gibi yoğun olarak uğraşacağınız konular. Yani maddi kaynaklarımız dediğimiz alan. İlişkilerde güzel görseller var. Şurada F ve A harfini görüyorum mesela. Direkt oradan başlayalım ya. İ'den başlayalım. Bakalım ilişkilerde neler neler var. Oo, ilişkilerde bir kere çok güzel bir köklenme var. Bu hafta özellikle ilişkiniz çok güzel diyebilirim. Önünüze çıkan engeller, sorun yaratan konuları karşılıklı çok güzel halledeceksiniz. Burada daha çok aşk görselleri de var aslında. Yeni bir aşk size el uzatabilir. Pazartesi, salı, çarşamba hani gökyüzünden yardım aldığımız görseller çıkıyor. Yani bu da aslında ilişkilerde beklentilerinizin bu hafta muazzam bir şekilde karşılanacağını gösteriyor. Şimdi burada siz belki yakalayamıyorsunuz ama yok yakalıyorsunuz görünüyor burada. İki kişi el ele bir yola baş koymuş görselleri var. Yani ilişkinizde bir ne diyelim buna belirlenme ya da bir şeyler olacak, bir gelişmeler olacak ve bu gelişmeler müthiş güzel olacak. İki tarafın da aynı anda, aynı fikirde, aynı düşüncede olarak adım attığı görselleri var. Ha bu ne zaman gerçekleşir? Pazartesi, salı, çarşamba bu yönde çok güzel ilerlemeler kaydedersiniz. Burada sadece gene güzel ama görsellerde. Hanenizde yapmanız gereken bir şeyler var. Sanki perşembe günü ayaklarınızda böyle bir lastik geçirmişsiniz de hani hızlıca hızlıca bir konuyu da halledeceksiniz. Bir karar veriyorsunuz. Ya ilahi görselleri de var. 108 rakamını da görüyorum burada. Yani gökyüzünde bu hafta ilişkilerle alakalı büyük bir yardımınız var bir kere. Hani rast gitmeyen aşk konuları, rast gitmeyen evlilik konuları gibi düşünün. Bunlarda çok güzel ilerlemeler kaydedeceksiniz. Ve aslında burada perşembeden sonra da hani böyle bol bol niyetlerinize odaklanın diyeceğim. Çünkü burada 108 çok tamamlanma gökyüzündeki enerjiyle, yaradan enerjisiyle tamamlanmayı da gösterir bize. Ve onun üstünde de bir 7 var. Bu da ilişkilerde, daha çok evliliklerde sorun teşkil eden, konuştuğunuzda kavga ettiğiniz konular dahi olabilir. Bunlarla alakalı olumlu cevaplar alırsınız, olumlu gelişmeler alırsınız diyebilirim. Tabii bir tarafı ise bir tarafta illaki bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi burada iş, maddi kaynaklar ya da eğitim hayatı diyebileceğimiz alan var arkadaşlar. Ve bu eğitim hayatı olsun, iş, maddi kaynaklar, geçim kaynakları olarak değerlendirecek olursak pazartesi günü beklentide olduğunuz bir konu var ve bu konuda aslında bir kişiyle çatışma yaşıyorsunuz. Sanki küseceksiniz hani. Bir konuşma yaşanacak ve karşınızdakinin konuşmaları olabilir, size verdiği cevaplar olabilir. Böyle arkanızı dönmüşsünüz. Hani zaten senden de umutlu değildim der gibi bir umutsuzluk görseli de var. Fakat pazartesi yaşadığınız bu durumda sizi bir şey hareketlendiriyor sanki. Hani önünüze çıkan zorlukla mücadele olarak değerlendirebilirsiniz. Burada salı günü önünüzde oynayan balıklar var arkadaşlar. Yani para meselelerinin aktif olacağı, kafaya taktığınız cevabı beğenmediğiniz kişiyle de bazı konuları aşacağınız görünüyor. Hani tıkalı kalma, bu tıkanıklığı aşmaya çalışma, çabalama diyebilirsiniz buna. Çünkü hemen akabinde de çok güzel bir yol var. Bu yol aslında bu niyet ettiğiniz ya da adım attığınız pazartesinin itibaren adım atılmış konuyla alakalı önünüzde güzel bir gelişme yaşayacaksınız arkadaşlar. Hani sonrasına bakıyorum çok da inanmıyormuş gibi görünüyorsunuz. Hani bugüne kadar bana hep sıkıntı yarattı. Hani şimdi neden oldu ya falan gibi böyle altında ketenpereli bir durum var mı acaba diye Perşembe günü de analiz edersiniz diye düşünüyorum. Aslında burada pazartesi, salı, çarşamba almaya çalıştığınız, küstüğünüz, hani süreci kontrol edemediğiniz bir alanın tekrar kontrolünü ele alma durumu da olabilir. Yani maddiyatla alakalı geçmişten bir alacağınız vardır. Çok pardon, mikrofon dağıldı. Nereye dağıldı bu?
Mikrofonu bulamıyorum. Sesim nasıl geliyor acaba arkadaşlar? Aa, şaka gibi. Şunu şuraya da ben takayım da. Devam edeyim bari. Şimdi geçmişte reddediğiniz bir konu, maddi olanaklarla alakalı ya da başlayıp yarım bıraktığınız bir para mevzusunda aslında ilerlemeler kaydedeceksiniz. Ben buna küsmüştüm, ben bundan umutlu değildim ama bir dakika ya, bir kere daha zorlayayım bakalım ne çıkacak derseniz o zorladığınız alanda önünüzde güzel bir yol açılıyor arkadaşlar. Ve burada hadi ya bu kadar kolay mı olacaktı gibi düşünüyorsunuz. Hani bir şey var bunun altında ya, bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum der gibisiniz. Önünüze bakacaksınız. Zaten kancayı taktığınız bir konuymuş. Tekrar bu konuyu aslında kafaya takacağınız görünüyor. Önünüz açılıyor. Gelen paralarınız olur. Burada arada kaldığınız bir iş mevzusu ya da para mevzusunda nasıl diyelim, bir kişiden destek almak isteyeceksiniz ama onun yanında size destek vermesini istemeyen birisiyle mücadeleniz olacak Perşembeden de sonra. Hani sanki böyle sıçramaya hazır, hani buradaki bu sıçrama belki iş değişikliği mi acaba dedirtti bana. Sıçramaya hazır, bu zaten benim önümde hep engel, ben buradan uzaklaşayım deyip işten ayrılabilirsiniz. Ya da işle alakalı konuları sırtınıza almış, başka bir yere yönelmiş çıkıyorsunuz. Ve bu konular aslında karışık konular. Bu karışıklık içerisinde ikilemler de yaşarsınız. Ama her şekilde karar verdiğiniz konularda arkadaşlar önünüzde çok temiz yollar var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe uğraşırsınız. Cumadan sonrasına da baktığın zaman gayet temiz. Burada bakın sıçrama noktası da aslında buradan sonra başlıyor. Size destek veren insanlar olabilir ama cuma günü hızlıca bir şey yapmanız lazım ki feraha çıkasınız. Hani burada dur bekleyeyim düşüneyim bir karar vereyimden çok sanki vermiş olduğunuz kararda yanınızda iki kişi var. Onların da desteğiyle bir yöne sıçrıyorsunuz, görselleri var. Şimdi burada bir asa var, çok temizdi. Aslında bu hafta bence yeni başlangıçlarla alakalı güzel adımlar atarsınız arkadaşlar. Hani iş yerinden mesela maddi konularla alakalı destek bekliyorsunuz. Konuştunuz ama verim alamadınız. Bu hafta konuşursunuz, verim alırsınız, görselleri var, sözünüz. Burada neler çıkacak bakalım. Ya bu haftanız güzel, net güzel yani bakın. Bu hafta temiz, temiz yapmak istediğiniz neyse çatır çatır yaparsınız. Gene bakın burada da var. İş ve para konularında bir süre önce ağırlaşmış, yavaş ilerleyen bir sürecin bu hafta hızlanarak önünüze açacağı görselleri var. Şimdi buradan bir şeyleri kırmazsam diyordum. Bak nasıl ama biliyorum. Çünkü oğlaklarda benim kameram düştü. Hala daha düşmeye niyetli. Allah Allah. Terslikler hafta. İnşallah durur. Şimdi burada aradan gireyim de size göstereyim dedim. O arada kamera yerinden kalktı. Şimdi bakın burada ağır bir süreci önünüze almış ve önünüze açıyorsunuz. Yani aslında burada iş ve para konuları sorun bende mi diye düşünüyorum artık yani. Kamerayı niye sabitleyemiyorum ben? Kusura bakmayın arkadaşlar ya. İnsanım ve terslikler zamanım herhalde. Şunu biraz daha indireyim belki. Göstermeyeyim. Göstermeyeyim bari. Şimdi burada başka ne var? Aile konularıyla alakalı ya da ilişkilerle alakalı da ha, geçmişten birileri size bir dönüş yapabilir ve dönüş yapan da bayan olarak görünüyor. Hani erkek bir kovaya geçmiş bir ilişkisinden iletişim halinde söz konusu olabilir. Geçmişteki partnerinizden bir haber, bir istek, bir görüşme olabilir mesela. Burada bu görseller var ama kaçıyorsunuz, kızgınsınız bu kişiye. Bir de şey var. Hanede ilişkilerde bakın gene aynı şeyler var burada. İki kişi karşılıklı önünün temizlemiş. Hani bıcır bıcır konuştuğunuz, işte karar veremediğiniz ya da birbirinizi tartmaya çalıştığınız, hani zaman verdiğiniz, süreç verdiğiniz bir ilişkinin önü açılacak görselleri de var. Yani sözünüz şuralara baktığınız zaman bu haftanız misler gibi geçer arkadaşlar. Güzel olan şeyler tabii ki önünüze düşsün. Oh, yolunuzu aydınlatsın. Gene gidiyordu kameram. Ay, iyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün arkadaşlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun. Güzellikler de sizi bulsun. Bu haftaki kahve falınız ağır aksak durmalarla geçti. Kusura bakmayın. Umarım haftanız güzel geçer.
Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.